düşen düşene, bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma gözdağı verme. Hanım, teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, lütfen artık bir programına hoş geldiniz. Bugün muhteşem iki konuğumuz var. Marifetlerini saymakla bitiremeyeceğim. Öncelikle kadınımızdan, bayan konuğumuzdan başlayalım. Balerin oyuncu, yapımcı, yönetmen, sunucu. Sunucu zaten evet, sunucu aslında başta, aslında başta balerin. Sayın Çiğdem Tunç. Çok teşekkür hoş geldiniz. Ederim. Hoş bulduk. Ve bir de tiyatro patronu. Tiyatro patronu o da var. Bir de ses kalitesiyle ve benzerliği sebebiyle Türkiye'nin Elvis Presley'i Sayın Ersan Erdur'a. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim hayatım. Valla hala karizma aynı duruyor yani. Biz valla. Ben de seni çok iyi gördüm. Ay, çok teşekkür ederim. Bayağı oldu değil mi? Bayağı, 3-4 evet. Sene. Bizim de evet bir şeyimiz vardı. Nacizane söyleyeceğim. Sağ olsun. Ben tabii şey onunla yarışamayacağım. Harika şarkı söylüyordu ya. Tabii şarkı söylüyordu. Ben yani sağ olun sizin gönlünüzde kapan. 5 sene önce 5 sene olmuştur o 5 sene. 20'li sonlarında mi? Daha fazla da oldu olmuş olabilir. Böyle bir projemiz vardı. Sonra beni çalıştırdı. Sesim de biraz daha iyi gidiyordu tabii ama evet.
Ama sonra... Yoğunluk vardı o zamanlar. Hem yoğunluk vardı. Evet. Benim çok daha işe sarılmam gerekiyordu ve o şey yoğunluktan dolayı sonra olmadı, kısmet olmadı. İnşallah. Ama sizi burada ağırlamak ne kadar güzel. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. Biz de mutluyuz. Bu ay içinde çok değerli konuklarımız oldu. Daha önce gelmeyen kişiler. Şimdi bizim program benim 20 yıldır devam ediyor. Burası 7 güzel. Yıldır devam ediyor. Çok güzel. Fakat bazı konuklar, sizler... Yasemin, Yalçın Hanım ve İlyas Bey ilk defa geldiniz. O bakımdan çok mutluyuz sizleri burada evet. yapmak. Bazı konuklar 2-3 defa geldim. Geldin miydi? Daha önce tarihte tabii. Çok eski de tabii var. Kadıköy'de. Ha, o evet. Öbür kanala geldin. Ya tabii yani. Geldin ama doğru. Ama bana ben ilk defa dediğiniz yani ben ilk bizim seninle kahvaltılarımız falan oldu ama hiç böyle program yapamadık. Kahvaltılarda falan beraber de geldik. Evet. Evet doğru. Programlarda ya. Evet. Canımsın ya. Sağ olun. Vallahi başlayalım. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Tiyatro patronicisi, evet. patronicisi mi diyoruz? Biz geçenlerde bir gecede onun bir bölümünü seyrettik. Hatırlıyorsun Nurcan'ın evet. gecesinde. Evet. Çok güzeldi. Evet doğru. Evet, sen evet. de oradaydın. Ben de oradaydım evet, ama ben erken ayrılmak zorundaydım. Onu izleyememiştim. Maalesef ama şimdi izleyeceğim evet. inşallah. Biz izlemeyi seviyoruz. Şu anda da ekranda evet. görüyoruz. Evet. evet. Ne kadar zamandır devam ediyor? Binbir Gece Masalları sezon oyunumuz. Ekim ayından beridir. Perde açıyoruz. Ama tabii ki çalışmalarına Temmuz ayında başladık. Yazın en sıcak günlerinde tatil yüzü görmeden çok değerli arkadaşlarımla benim bahçede ondan sonra provalar yaptık. Çok, çok teşekkürler. Güzel, evet. Ersan'ım çok geleceksin sen. Geleceğim canım. Evet. Şebnem, hocam, evet. herkes, bütün dostlarımız davetli. İşte bir silsileye girdik. Geçtiğimiz günlerde iki ödül birden aldık. Çok teşekkür ediyoruz ederiz. Takdir çok edenlere. Yılın tiyatro oyunu olarak. Yani. Bunlar çok önemli. Çok önemli. Koltuklarımızın altında evet. kanat oluyor. Gerçekten ben tek başına bir kadınım. Ersan arıyor. Seni anıyor. Beni anıyor Ersan'cığım. Çok seviyorum. Evet. Biliyorsun biz hep nefer olduk hocam. Evet, tabii, evet. Hani şey olmadık böyle star böyle bütün muhteşem imkanların sunulduğu çok büyük paraların kazanıldığı hayat silsilelerimiz olmadı. Senin evet. de olmadı. Sizin de olmadı. Evet. Senin de olmadı. Evet. Mütevazı hep böyle. Ha, biz evet. neferiz ama... Kalıcılık da biraz neferlikte yatıyor sanıyorum. Evet, ben de onu diyecektim. Üretmekte. Siz bildim bileli hep ha. aynı çizgide gidiyorsunuz. Yani ben evet. şimdi senelerdir küçüklüğümden yani ayıp olmasın diye diyeceğim ama siz hala senelerdir, aynısınız. Tabii, senelerdir. Yani hep sahne hani şey ayıp olmasın diye söyleyeceğim. Ya, ama şu anda sizi burada ağırlamak o kadar hani benim için gurur verici çok ki. Sizi orada izliyorduk eskiden televizyonlarda. Evet. Ben Almanya'dan izliyordum, evet. dinliyordum. Evet, ama evet. şimdi burada ağırlamak tabii benim için ayrı bir... gurur. Çok teşekkür ederim. Ve sizin ederim. Şimdi sizde on parmağında 50 marifet aa, var yani. Senin güzelliğin. Ama hakikaten teşekkür yani ederim. Yapımcılık, tabii. yönetmenlik her çok şey var. Balerin ediyorum. Esas, balerin evet. esas. Esas bale yani 3 yaşında annem çok rahmetli erken. Götürmüş Yıldız Alpar bale okuluna. Hatırlarım. Yıldız Alpar ilk Türk Müslüman öyleymiş. Bale hocasıdır. Ve onun da hocası Krasa Arzumanova. Beyaz Ruslardan Türkiye'ye gelen, bale sanatını başlatan, müthiş bir eğitim aldım. Yani sadece bale öğrenmiyor bir çocuk. Sonradan balerin olmasın. Sonra sendeki İmkanı fizik, olan, sendeki fizik de yani... Estağfurullah. Yani, hayır. İmkanı olan, artık belediyelerimizin de çünkü ücretsiz halkımıza hı hı. çok kültür etkinliklerini, evlatlarımızı kazandırmak üzere çok yaygın. Hepsi çok güzel çalışıyorlar. Yani... Sanat tarihini öğreniyorsunuz, kültür alıyor, müzik kültürünü, evet. genel kültürü çok güzel bir şey. Evet, İyi ki evet. yapmışım yani. Temel havuzda o var. Ondan ama sonra o duruş ben belli geldiğince... oluyor yani bence alınacak. Hal ve hareket, el duruş. Ben de çünkü 4 sene yaptım sadece ama evet. bir şeyini alıyorsunuz kalıyor sizde. Yani hani demem şu ki tiyatro böyle ödüllendirildiği zaman tek başına bu mücadeleyi veren biz insanlar çok hakikaten kanatlanıp uçacakmış gibi hı hı. oluyoruz. Mutlu oluyorum. Teşekkür ediyorum. Şöyle izleyelim harika. Bakalım VTR'yi evet, bizle ilgili. Evet. Kısa bir çok kısa bir teaserımız.
yakında sinemalarda evet, diyeceğim neredeyse. Evet, öyle bir teaser evet, çekildi evet, mi şimdiye evet, kadar böyle bir şey? Böyle bilmiyorum. Bize, çok güzel olmuş. Bu da yapan firmanın bir hediyesidir, armağanıdır tiyatromuza. Çok güzel yapmışlar. Evet, benim evet, de ama böyle şeyler de lazım belki de. Şimdi bu ortamda acaba, bu hani tiyatroyu bu evet şartlarda yönetebilmek, ayakta kalabilmek. Evet. Tebrik ediyorum. Vallahi. Samimi söylüyorum. Hani bunu tasarlayan insanları da tebrik ediyorum. Çünkü yani ne bileyim hiçbir şey gözükmüyor. Ama sen sanat adına çok güzel şeyler paylaşıyorsun ve bu fırsatı ederim, vermişler. Tebrik ediyorum. Bir de çok enerji güzel, de çok önemli. Enerjisi tabii, hep aynısı. Yani hep yüksek enerjisi. Bir de insan ilişkileri. Evet. Çok teşekkür ederim. İnsan ilişkilerine dikkat ettim. Birçok kişiyle yani herkesle Çilem anlaşılır ya da dışarıdan sıcaktır, hani herkesle iyi geçiniyorsunuz. Çok sıcaktır. O çok önemli. Bir de Türkçesi çok düzgün. O bir de evet, o var evet, yani. Evet bir de o var zaten. Cümle kuruluşu şeyi. Doğru. Bu yola girince demin Şebo'yla da bunu konuştum. Şebo diyorum. Tabii de bilirsiniz. Bizden biri çok seviyorum. Üstüne bir şey eklemiyorsanız. Evet. Bundan 30 sene önceki, 35 sene önceki kız, o minnacık işte müzikallere başlayan tıfıl genç kız kalırsınız yani. Evet. Üstüne çok şey eklemeniz lazım. Çünkü bir bütün artık sanat. Evet, evet. Bir bütün. Bütün disiplinleri bir arada düşünmek lazım. 2019 yılında lütfen işte ödül alan Hollywood yapımlarına, Broadway oyunlarına falan filan biliriz. Hepimiz takip ediyoruz sosyal medyadan olsun, televizyonda. Bütün disiplinlerin hepsi bizde toplanacak ve biz o çok seslilikle bir şey söyleyeceğiz yaşadığımız topluma. Bizi dünyanın neresinde seyrederlerse evet, seyredilsin. Evet, evet. Ersan demin şarkı söyledi. Ben yoruldum hayat. Özgün müzikten gelen ve özgün evet, müzik evet, sanatçılarımızın sesine uygun düşen bir çok şey, güzel bir şarkısı. Üstüne koydu Ersan. Evet, yani evet, ihtiyacı mı var geldiği noktada? Olur, ama üstüne koydu, bir deneme yaptı. Yani evet, bir çok üstüne evet, çıkardı. Sen evet, öyle tiyatroda seyrettik seni. Hocam öyle. Bütün senelerdir mücadele verdiği konuları yaymak için her platformda mücadelesini verdi, üstüne koydu. Baksanıza hepimizden genç ve sağlıklı duruyor. Maşallah. Evet. Az bu arada inşallah beklerim. Bir şey daha yaptım. Ben küçüldüm. Bir ufak eve geçtim. Evi müze yaptım. Halka açtım. Aa, ne güzel. Bir aydır müze olarak açık. Bir odada yaşıyorum. Ve her şeyimi dağıtıyorum. Burada herkese söylüyorum. Şu bir numaralı kameraya söylüyorum. Hocam ben de öyle yapıyorum. İkiye mi? Evet. Elimizdeyken verelim. Çünkü evet, onlar hiçbir şeyi mezara götürmeyeceğiz. Bak yeminli ki programda anlattı. Evet. Bu şu babaannesinden kalan evet, bir şey değerlendirdi. Evet. Şimdi bu benim bu evet, ikinci el mağazada alınmış bir şeydi. Seni de görüyorum. Sen evet, de öylesin. Evet. Ağzına geç kalmayayım da bir şeyler bakayım ben de. Ağzından yer alsın. Güldüreyim dedim sizi ya. Ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. Çok veriyorum yani. Evet. Çok paylaşıyorum. Değil mi? Hep paylaşıyorum. Yani çocuklara diyorum ki benim yanımda çok genç insan, başta müdürüm, genel müdürüm Alper Çorumluoğlu. Oğlum diyorum, bak diyorum, ben diyorum Semoş, Sema, Aras alırım diyorum. Biz gideriz Datça'da diyorum. Otururuz, yaşamaya başlarız. Tiyatro sizin nesilden nesile geçireceksiniz. Evet. Yeni sanatçılar kazanacaksınız. Onları topluma kazandıracaksınız. Bu ekmek kapısı açık kalacak hep sizin için. Kafam kızar, Amerika'ya giderim, evlenirim. Benim oğlum. Yani. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Yani bırakıyorum. Türkiye'de kocam yok sen ablanın. Yok. Öyle yok, mi? Peki evet, tamam. Onun için Amerika. Sen bilirsin. Evet, siz anlatır mısınız Çiğdem Hanım, Semiha Yankı ile birlikte? Bir dönem eski dostlar topluluğu olarak çok değerli İskender Doğan, Semiha Yankı ve Hurşit Yenigün'le çalışmalarımız olmuştu. Bunlar ödül aldığımız gece tiyatro ekibim Ergün Demir. Bir gecesi evet, 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 yine evet, orada. Evet. Oh, evet. Bir gece masalları. Ödülünü aldı. Yine bir ödül daha geldi. İşte bu Nersifon'da. Bu bir öyle aşk, mi? Bu peri. Tabii. Senin kedin mi bu? Evet, benim vay, kedilerim. Benim evimde terör örgütü yaşıyor. Evet, evet. Kendimi ihbar ediyor. Benim evimde bir terör örgütü yaşıyor. Bunlar kedi kanalında. Evet. Kaç tane? Daha dün sayı söyleyince hocam ya ölüyor birisi ya hastalanıyor. Peki söyleme. Sayı söyleyince. Bir ayda fazla mı?
Şimdi bir hayli fazla. Yatak odasını hep havalandırıyorum. Bir tanımadığım kediyle 3 gecedir baş başa yatıyoruz. Tanışmıyorum kediyle. Kedi de benimle tanışmıyor ve benden hiç ağız etmiyor. Havalar soğuk olunca açıyorum. Artık iyice delirdim. Arkadaş da arkadaşı getiriyor herhalde. Arkadaşlarını getiriyorlar herhalde. Mahallede konuşuluyor. Bir deli kadın var deniyor. Kim girerse girsin istediğimiz gibi doğumumuzu da yapıyoruz. Mamamızı da buluyoruz. Ne güzel, ne güzel. Sıcak yatakta buluyoruz. Ondan sonra deli kadının deli arkadaşları bize bayılıyor. Şekerim gelin siz de. Bana da az deli profesör demediler biliyorsun. Evet. Delilik iyidir. Deli kartını açmak iyidir. Terörist şu kadarcık şey boyunun 20 mislindeki bir ağacı nasıl devirebilir? Devirdikten sonra da Tom and Jerry filmlerinde böyle ayaklar döner ya öyle suçunu bilip. Böyle ama çok hem çok eğlenceli hem ben kuduruyorum. Bütün her tarafı. Mütemadiyen ben temizlik yapıyorum evde. Mütemadiyen. Ama, çocuklar için. Çocuk mu diyelim? Hayvanlar için. Evrenden Allah inancım büyük. Bu mesajı alıyorum. Sen çocuğun olmadı. Ama ben memur tayin ettim. Sen bunlara annelik yapacaksın. Bu canları sana göndereceğim ben. Bakacaksın. Zayi etmeyeceksin. Yok olmalarına ben izin vermiyorum. Sen de benim memurumsun. Bunu sağlayacaksın. Yüklü bir işin var ama bunu yapacaksın. Çünkü ben seni bunun için memur tayin ettim. Ben bunu kalbimde hissediyorum. Tabii. Evet, sizin bir VTR'nizi görelim. Hatta Instagram paylaşımınızı. Bir şey söyleyeyim mi? Siz bazı insanlar yaştan hani şöyle güzel hani yaş almışsınız öyle mi diyelim? Bakışlar aynı. Hala demin baktığımda değil mi? Bakış böyle duruş falan. Aynı. Hani değil mi? Güzel yaş almışsınız. Hani o çünkü o çok herkes ya bakmıyor kendine ya da işte. Düzgün bir yaşam. Diyorum. Şebnem. Evet düzgün. Aile hayatı. Sırrı öyle midir? Düzgün. Öyle. Spor. Evet. Hiç içmiyorum. Sigara kullanmıyorum. Oo hadi bakalım çok güzel. Gece hayatım yok yaşamıyorum yani daha doğrusu. İşte spor, böyle. Spor. Yaşamıyorsunuz esas olur mu? İddia ediyorum. Spor yapıyorum. Esas yaşamak sizinkisi. Spor yapıyorum. Bayağı da iyi. Haftanın 4 günü hem ağırlık çalışıyorum hem de yürüyorum. Yürüyüş yapıyorsunuz doğada tabii. Olur, tabii. Beslenmeyle ilgili. Ay ne güzel resimler. Bizim okul Boğaz Orkestrası. Boğaz için. Boğaz Orkestrası. Yani çok hoş ya. Ne kadar 14 yaşında kurduk bunu. Ne kadar güzel bir resim. Süperdir. Çok da iyi bir orkestraydı. Erol solistik yaptı. 45 gün full oldu gazino. Müthiş bir sanatçıdır. Burada Güray Önder öndeki, Kamil Özpekin solda. Onun yanında Talat Kurtar, Vehbi Turan, ben Deniz efendim Ersan Adura, Celal Uygun ve gitarcım halen beraberiz onunla. Velat Biskin. O kadar senedir. Evet, gitarcımla beraberiz. Ne güzel bir şey. Ekip olmak. Ne kadar olmak. Güzel, evet. Fotoğrafın güzelliğine bak. Şeyden. Çok bayıldım, bayıldım. Kompozisyon çok güzel. Gerçekten müthiş yani retro. Şey değilik. Harika. Zaten olsan gazinosunu dedik o zaman. Bir nostalji daha var. Onu izleyelim. Dur, dur, dur. Bakalım neymiş. Ah, dün bunu paylaşmışım. Çocuğum senin bu. Derin benim. Kuşum Aydın.
Bir daha söyleyelim. Uyumadı işte. Kostümler Kuşum Aydın. Kostüm, stilizasyon Kuşum Aydın. Canım Aydıncığım. Koreografi Yonca Evcimik. Minnacık ya bu. Çıkıyormuş biz prova yaparken Örevizyon'da, TRT'de, Arı Stüdyosu'nda biliyorsun. Böyle titrersin hani girerken. Minnacık şey reji odasına giriyormuş, oradan seyrediyormuş bu şeyimize. Tabii hap kadar, aspirin kadar şey. Evet. Ondan sonra bu koreografi ona ait. Yani bütün işte... Şimdi Mehmet Ali Erbil, Candan Erçetin'i de gördüm. Candan Erçetin, Erdal Çelik. Erdal Çelik. Erdal, o kadro da... Çok sevdiğim sanatçı Erdal da çok iyidir. Çok, çok. Harika ben sesler. Ben şaşırdım değil mi Candan Erçetin'i de görünce? Evet, evet. Şey, Mehmet Ali Erbil'le çok bir çift olmuştunuz bir ara. Bayağı evet, bayağı birçok kişi yerlere gidiyordunuz birlikte. Evet, evet. Kankalar da onlar ya. Onlar kankaydı. 2 senelik profesyonel çalışma hayatımız ama bir 20 senelik kaldı. Şey. Tabii tabii kalmaz. Dost gibi hep öyle evet, aklında kaldı. İşte böyle bir kadro. 2 gün önce de Bülent Osman vardır. Türk televizyonculuğunu yani. Tabii tabii hani, harika. Büyük abilerinden bir kızdırdık. Kızdırdın mı? Mehmet Ali ben. Bir kızdırdık, bir kızdırdık. O yıllar ama değil mi? O... Tabii. Ha. 90 senesi. Tabii 90 senesi. Hani ikileri de valla bunlar. Tabii bir kızdırdık, bir kızdırdık. Sonra oturduk böyle. Yani kulakları çınlasın valla. Ne heyecandı bu. Ay, bu güzel sohbeti kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, para kazanıyoruz. Biraz kazanalım artık.